Evet arkadaşlar, şimdi alamatül i'rabil asliyeti vel fer'iyeti fi'l esma'i. İsimlerde asli ve fer'i i'rab alametleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi Arapçada i'rab denildiği zaman ilk başta i'rab nedir? Buna temas etmekte fayda var. Şimdi şuradan Word şimdi İrab dediğimiz zaman Türkçe dil bilgisinde çok fazla karşılaştığımız, daha doğrusu hiç karşılaşmadığımız bir konudur. Kelimede değişiklik. Yani Türkçe dil bilgisinde kelimede değişiklik diye bir konu ele alınmaz. Ali okula gitti, Ali okuldan geldi dediğimiz zaman okul kelimesinde dikkat edersek bir değişim söz konusu. Burada okul kelimesine baktığımız zaman birinci kelimede a yönelme ekini almış, ikinci kelimede ise yani ikinci cümlede ise pardon, dan ayrılma ekini almış. Şimdi Türkçe dil bilgisinde işte buna irabtır, buna değişim gerçekleşmektedir gibi bir konu söz konusu değil. Ama Arapçada bu çok önemli bir yer işgal ediyor. İrab konusu. Şimdi Türkçe'de değişim, kelimedeki değişim sonuna ekler gelmek suretiyle yapılır. Mesela okul kelimesine a ya da dan ya da i ve benzeri ekler gelmek suretiyle değişim gerçekleşir. Dikkat edersek şunlar ismin sonuna gelen eklerdir. Ancak Arapçada kelimenin sonuna ek gelmez. Yani Türkçedeki okul kelimesine a'dan gibi ekler gelirken Arapçada bu söz konusu değildir. Peki Arapçadaki değişim neye göre mümkündür? Başka bir deyimle, mesela okul kelimesine a yönelme ekini kullandığımızda bir yönelme durumu söz konusu olduğunu anlıyoruz. Yani şu ek, bu kelimenin bu cümledeki görevinin farklı olduğunu bana gösteriyor. Dan ekinin de okul kelimesinin bu cümlede farklı bir görev üstlendiğini bana gösteriyor. Şimdi Ali, özne, okul, okula, nesne, gitti, yüklem. Şimdi burada dolaylı tümleç, doğrudan tümleç gibi görevler ihdas edebiliriz burada. Hiç fark etmez. Ama neticede burada bir kelimenin cümle içinde bir görevi var. Bu görevini gösteren ekler alır. Şimdi Arapçada da ekler almadığına göre bunu biz nasıl yapacağız arkadaşlar? İrab yoluyla kelimede hareke veya harf değişikliği yaparak bunu sağlayacağız. Şimdi Arapçada üç çeşit irab bulunur. Bunlardan bir tanesi lafzi irabtır. İkincisi takdiri irabtır. Üçüncüsü ise arkadaşlar mahalli irabtır. Biz burada lafzi irab konusunu göreceğiz. Lafzi irab nedir? Şimdi lafzi dediğimiz zaman aslında buradaki lafzi ifadesinden maksat görünen, telaffuz edilen irab demektir. Örnek, mesela ben şöyle bir cümle söylesem. Şimdi Arapça tabii ki hareketsiz yazıldığına göre. Şimdi ben böyle bir cümle kullansam. Ketebe et-talib et-ders. Şimdi buradaki değişimler şu son harfe verdiğiniz harekeyle mümkün olur. Ve o hareke cümledeki anlamı da etkiler. Mesela burada ketebe fiildir. Eyvallah. Et-talib kelimesine ben ötüre verirsem fail yaparım. O zaman fail anlamı kazanır bu kelime. Fail anlamı kazanmak ne demektir? Eylemi yapan olduğunu bana ifade eder. Ötüre. Peki ben buna üstün hareke verirsem ne olur? Ketebe et-talibe. İşte üstün hareke verince anlam değişiyor. Nasıl anlam değişiyor? Bu sefer fail değil. Burada ne olmuş oluyor? Mef'ul.
yazılan anlamına geliyor. Ketebe yazdı kim? Hüve, o şahıs kimi talibe, öğrenciyi yazdı. İşte ben burada ötre, üstün, esre gibi hareket değişikliğini görebiliyorsam bir kelimede, mesela talip kelimesinde ben bu üç hareket değişikliğini de görebilirim. Dolayısıyla bu kelime nedir arkadaşlar? Bu kelimedeki irap lafzı iraptır. Takdiri irap mahalli irap konusuna girmeyeceğim. Onlar biraz daha farklı özellikler taşıyor. Şimdi ben burada ketebeyi fiil, talip kelimesini fail, ders kelimesini meful yapacaksam o zaman harekeye yüklenmem lazım. Ketebe talibu ederse demem gerekiyor. Yani başka şansım yok. Faili merfu yapmam lazım. Dolayısıyla lafzi irabı tekrar söylüyorum arkadaşlar. Kelimenin son harfinde gerçekleşen hareket değişikliği veya kelime içinde gerçekleşen harf değişikliği. Et-talip kelimesini fail olarak kullanacaksam bir fiil cümlesinde ötreli kullanmak durumundayım. Başka bir harekeyle kullanamam. Et-talibe ya da et-talibi diyemem. Şimdi kitabımızdan bu irab alametlerine bir bakalım arkadaşlar. Alamatul i'rabi, irab alametleri, yani lafzi irab alametlerini kastediyoruz burada. Bunlar asli irab alametleri, fer'i irab alametleri olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi bunların sözlük anlamlarını vermeye gerek yok. Çünkü bunlar terim, bunlar birer terimdir. Dolayısıyla asli irab alameti veya fer'i irab alameti diyeceğiz. Şimdi bir isim, alamatu i'rabil esma'i, bir isim cümlede ya ref konumundadır, o zaman ona biz o isme ne diyoruz? El ismul merfu diyoruz. Ref konumunda ne demek? Mesela fiil cümlesinde fail konumunda olması demek. Ya da bir isim cümlesinde müpteda ya da haber konumunda olması demek. Bir isim başka hangi konumda olabilir? Nasb konumunda olabilir. O zaman o isme biz ne diyoruz? El ismul mansubu, mansup isim diyoruz. Mesela fiil cümlesinde mef'ul mansuptur gibi. Bir isim cer konumunda olabilir cümlede. O zaman biz o isme ne deriz? El ismul mecruru, mecrur isim. Mesela ismin başına harfi cer gelirse o isim mecrur konumda olur. Dolayısıyla ismin irab halleri, irab durumları üç tanedir. Merfu durum, mansup ya da mecrur durum. Şimdi isim merfu konumda olduğunda bunun merfu olduğunu gösteren ref alameti olması lazım. Mansup konumdayken nasb alameti, mecrur konumdayken de cer alameti olması lazım. İşte burada bu alametleri biz ikiye ayırıyoruz. Asli alametler, ki bunlar harekelerdir. Fer'i alametler ise yerine göre harftir, yerine göre hareketir. Asli irab alametlerimiz nedir arkadaşlar? Merfu bir ismin asli ref alameti dammedir. Merfu bir ismin asli ref alameti dammedir. Mansup bir ismin asli nasb alameti fethadır. Mecrur bir ismin asli cer alameti kesredir. Şimdi asli irab alametleri bunlar. Damme, fethe, kesre. Peki fer'i, merfu bir ismin fer'i ref alameti nedir? Kelimenin türüne göre ya eliftir ya da vav'dır. Yani ben kelimeye baktığım zaman eğer o kelimede elif ya da vav görüyorsam o zaman o kelimenin merfu olduğunu anlarım. Cümlede fail veya müpteda veya haber konumunda olduğunu anlarım. Mansup bir ismin fer'i nasb alameti nedir? Kelimenin türüne göre ya eliftir, ya vav'dır ya da kesredir. Şu aşağıda bunların örneklerini göreceğiz. İlk başta kuralı bir görelim. Mecrur bir ismin fer'i cer alameti nedir? Ya ya'dır ya da fethadır. Şimdi şurada vav demiş, ya demiş. Bu normalde şu şekilde ya. Orada bir yazım yanlışı var. Onu düzeltelim şöyle. Şimdi şöyle tersten gidelim.
Asli ref alameti damme olan kelime merfu isimdir. Ya da fer'i ref alameti elif ya da vav olan kelime nedir arkadaşlar? İsim, merfu bir isimdir. Asli nasb alameti fetha olan veya fer'i nasb alameti elif, ya, kesra olan kelimelere biz mansup isim diyoruz. Asli cer alameti ya da fer'i cer alameti, pardon düzeltiyorum. Asli cer alameti kesra olan veya fer'i cer alameti ya ya da fetha olan kelimelere de biz ne diyormuşuz? Mecrur isim diyormuşuz. Devam edelim. Şimdi bu çizginin üstünde kalanlar asli irab alametlerini örnekler. Yani damme, fetha, kesreye örnekler. Şimdi asli irab alametlerine örnek kelime türleri hangileriymiş? İsim merfu olup ref alameti damme olan kelime türlerimiz 3 tanedir. Bir daha söylüyorum. Merfu bir isim olup da ref alameti damme olan isim türleri 3 tanedir. 1- müfret kelime türleri. Bunların irab alameti, ref alameti daha doğrusu dammedir. Örnek, galemün. Şimdi ben galemün dedim mi, aslında bu kelimeyi ben merfu yapmış oluyorum. Neyle merfu yapmış oluyorum? Şuradaki son harfin harekesi ötre olduğu için bu merfu bir isimdir. Müfret isimlerin ref alametleri dammedir. Başka cemi müennes salim olan kelimeler. Şimdi cemi müennes salim dediğimiz zaman eğer bir ismin sonunda şu örnekteki gibi elif ta görüyorsam, yani şu elif ta'yı görüyorsam bu artık cemi müennes salimdir. Cemi müennes salim olan bir kelimenin ref alameti dammedir. Müslimatün şeklinde kullanırım. Ve Müslimatün kelimesi burada nedir? Dammeli kullandığım için, ötreli kullandığım için merfu bir isimdir. Başka hangi kelime türünün ref alameti dammedir? Üçüncüsü cemi-i teksir. Cemi-i teksir dediğimiz mesela eklamun kelimesi, mesacidu kelimesi gibi. Şimdi burada eklam kelimesi nasıl bir cemidir? Cemi-i teksirdir. Çünkü galemmün kelimesinin çoğulu aklamün şeklinde gelir. Halbuki kurallı çoğulda ne asıl gelmesi lazımdı? Vavnun ya da elif ta gelecekti. Mesela muallim kelimesinin çoğulu, kurallı çoğulu muallimüne şeklinde kullanılır. Müzekker bu. Muallim müzekkerdir. Dolayısıyla bunun kurallı çoğulu nasıl gelir? Vavnun ya da yanunlu gelir. Eğer müennesse bir kelime, örneğimiz muallimetün gibi, o zaman bunun çoğulu, kurallı çoğulu nasıl gelecek? Muallimatün şeklinde gelecek, elif ta. Şurada, bütün müennes kelimeler için bu kuralı işletebiliriz. İstisnaları olabilir, hiç fark etmez. Ama mesela bazı kelime türleri vardır ki, bunların çoğulları vavnunlu ya da elif ta'lı gelmez. Yani kurallı gelmez. Bu cemi müzekker. Muallimun muallimune cemi müzekker. Muallimetun muallimatun ise cemi müennestir. Müennes çoğuldur. İster müzekker olsun ister müennes olsun. Mesela bakın burada galemun kelimesi müzekker bir müfrettir. Normalde ne gelmesi lazımdı? Vavnunlu kurallı gelseydi bu şekilde gelecekti. Ama nasıl geldi? Çoğulu eklamun şeklinde geldi. Mesela müennes bir kelime hakibetün kelimesini ele alalım. Çanta. Bunun çoğulu eğer kurallı olarak gelmiş olsaydı elif ta'lı gelecekti. Ama bunun çoğulu Arapçada nedir arkadaşlar? El hakaibu. Hakibetün kelimesinin çoğulu hakaib. Bakın benzemiyor. Dolayısıyla şöyle diyoruz. Şöyle diyoruz. Sonuna vavnun veya elif ta getirilerek yapılmayan çoğullara biz cemi teksir diyoruz. Kuralsız çoğul diyoruz. Peki bunları nasıl bileceğiz?
Bunları müfrediyle birlikte sözlükten bakarak ezberleyeceğiz. Başka bir yolu yok. Bunların kuralı yok arkadaşlar. Evet. Şimdi demek ki cem-i teksir neymiş? Kuralsız çoğullarmış. Bir daha hatırlayalım. Merfu bir isim olup da ref alameti damne olan kelime türleri müfred kelimeler, cem-i müennes salim kelimeler veya cem-i teksir olan kelimelerin ref alametleri cümlede kullanıldıklarında ref alametleri damne olarak kullanılırsa bu şekilde kullanılır. Peki mansup bir ismin nasb alameti fetha olarak kullanılmasına gelince bunlar da bir müfred kelimelerin nasb alameti fetha olarak kullanılır kalemen gibi ya da cem-i teksir olan kelimelerin mansup olarak kullanılırken nasb alametleri fetha kullanılır aklamen ya da mesacide kelimesi gibi. Mescidun kelimesinin çoğulu mesacit. Kalemun kelimesinin çoğulu da ne gelmiş burada? Cem-i teksir olarak aklamen gelmiş. Peki mecrur bir ismin cer alameti kesre olan kelime türleri hangisidir? Bir, müfret kelimeler, kalemin gibi. İki, cem-i müennes salim kelimeler, müslimatin örneğinde olduğu gibi. Üç, cem-i teksir olan kelimeler, aklamin örneğinde olduğu gibi. Şimdi burada aslında biz neyi görüyoruz? Şunu fark etmemiz lazım. Evet. Şunu fark etmemiz lazım. Mesela müfret bir kelimenin üç kullanım şekli, okunuş şekli vardır. Galemün, galemen, galemin. Dördüncü bir olasılık yok. Yani dördüncü bir okuyuş şekli getiremezsiniz bu müfret kelimeye. Cem-i müennes salim olan bir kelimenin iki okunuş şekli vardır. Nedir o? Müslimatün, Müslimatin. Mesela Müslimaten diyemezsiniz. Cem-i müennes salimin fethalı kullanımı yoktur arkadaşlar. Peki cem-i teksir olan bir kelimenin kaç farklı okunuş şekli vardır? Cümlede kullanım şekli vardır. Üç. Aklamün, aklamen, aklamin gibi. Dördüncü bir olasılık yok. Evet. Şimdi bunlar asli irab alametlerimizdi. Damme, fetha, kesra. Şimdi geldik fer'i irab alametleri. Merfu bir isim olup da ref alameti elif olan kelime türü tek bir tanedir. Nedir o? El müsenna tesniyeler. Örnek kalemani kelimesidir. Şimdi ben kalemani'yi gördüğüm zaman, cümlede bunu gördüğüm zaman, fiil cümlesinde ise bu büyük ihtimalle faildir. İsim cümlesinde gördüğüm zaman müpteda ya da haberdir. Tamam. Yani şu şekilde kullandım mı? Bu ne demektir? Aslında şunu kastediyoruz biz. Arapçada tesniye bir kelimenin iki kullanım şekli vardır. Üçüncü bir olasılığı yoktur. Mesela mualli mani ya da mualli meyni. Bunun başka türlü kullanamazsınız. Arapçada tesniye bu iki şekilden birisiyle kullanılır. Ya sonunda elif nun vardır. Ya da sonunda yanun vardır. Yani Araplar bugüne kadar bunun üçüncü kelimesini icat edememişler arkadaşlar. Dolayısıyla tesniye bu iki kelime türünden birisini gördüğüm zaman bu bir tesniyedir. Ama burada şu var. Şimdi muallimani'yi muallimeyni yerine, muallimeyni de muallimani yerine kullanamazsınız. Örnek, şimdi ne dedik biz? Şunu dedik. Muallimani merfu yani şu muallimani elif nunlu gördüğüm zaman bu kelimenin merfu olduğunu hemen anlamam lazım. Peki merfu olduğunu anlamak ne işime yarayacak? Heh. Arapçada fiil cümlesinde fail merfudur diyorum ya. Bu kelimeyi fail olarak bir fiil cümlesinde fail olarak tesniye bir kelimeyi kullanacağım zaman şunu kullanabilirim, şunu kullanamam. Yani şöyle bir örnek söyleyeyim size. Ca geldi, kim geldi? Muallimani diyebilirim. Muallimeyni diyemem. Çünkü fail. Bir daha söylüyorum. Elif nunlu tesniyeni, elif nunlu kullanımını nerede kullanabilirim? Ancak ve ancak cümlede mesela fiil cümlesine fail olduğu zaman. Niye? Çünkü fail merfudur da ondan. İsim cümlesinde müpteda ya da haber olduğu zaman. Niye? Çünkü müpteda ve haber
daima merfudur. Kural bu. Şimdi mesela ben mef'ul yapayım. Yani Türkçedeki nesneye örnek gelsin. Ra'eytü, ben gördüm. Kimi gördüm? Bakın ra'a burada fiildir, tü faildir. Kimi gördüm? Soru kimi? Mef'ul istiyorum. İşte burada ben muallimani kelimesini kullanamam. Tesniyenin elif nunlusunu kullanamam. Ya nunlusunu kullanmam lazım. O zaman ne diyeceğim? Muallimeyni diyeceğim. Başka bir şey diyemem. Yani biraz evvel dediğim gibi muallimani kullanılacak yerde muallimeyni, muallimeyni kullanılacak yerde muallimani kullanamam. Evet. Burada fail olduğu için elif nunlusunu kullandım. Burada mef'ul olduğu için ya nunlusunu kullandım. Peki başka ne kullanabilirim? Mesela başında harfi cer getirerek sellemtu alel ya da ala muallimine. Pardon, özür diliyorum, muallimine. Evet. Burada da başında harfi cer olduğu halde hangisini kullanabiliyorum? Muallimeyni, ya nunlusunu kullanabiliyorum. Evet, elifle merfu olan kelime türümüz neymiş? Tesniyeymiş, kalemani örneğinde olduğu gibi. Peki, merfu bir isim olup da ref alameti vav olan kelime türümüz hangisidir? Cem müzekker salim. Kurallı çoğulumuz. Muallimune. Şimdi burada şimdi Cem Müzekker Salim dediğimiz zaman kurallı dedik. Muallimün kelimesinin çoğulu iki şekilde kullanılır. Başka gelmez. Birincisi mualli nune, diğeri ise mualli mine. Yani bunun üçüncü bir kullanımı yok. Cem Müzekker Salim bir kelime cümlede ya vavnunlu kullanılacak ya da yanunlu kullanılacak. Başka bir olasılık, başka bir ihtimal yok. Şimdi nerede vavnunlu, nerede yanunlu kullanacağım? Mesela fiil cümlesinde ben yine aynı örneğimi alayım. Fail yapacağım zaman şunu kullanacağım. Mesela ne diyeceğim o zaman? Ca'el muallimune. Yani şu kelimeyi kullanamıyorum burada Cem Müzekker olarak. Şu muallimini kullanamıyorum. Peki mesela meful yaparsam ne olur? Ra'aytu el muallimine. Bakın mef'ul mansup olacağı için hangisini kullandım? Muallimine'yi. Peki başka ne yapabilirim? Mesela harfi cer getirebilirim başına. Sellemtu alel muallimine. Dikkat ederseniz yine şu kullanımını cümlede kullandım. Mesela vavnunlusunu değil yanunlusunu kullandım. Bu şekilde kullanılır arkadaşlar. Birinci cümlede el muallimune fail olduğu için merfu. İkinci cümlede el muallimine mef'ul olduğu için mansub. Mansubun bilya. Üçüncü cümlede harfi cerden sonra geldiği için mecrur. Mecrurun bilya diyoruz. Evet. Şimdi mansup bir ismin fer'i mansup isimlerden ya harfi ile mansup olan kelime türümüz hangisidir? El-müthenna tesniyeler. Tesniyelerin nasb alameti ya'dır arkadaşlar. Galemeyni örneğinde olduğu gibi. Şuradaki ya'yı gördüğüm zaman ne diyeceğim? Demek ki bu kelime, bu tesniye mansup konumda burada. Peki nasb alameti ya olan başka kelime türümüz var mı? Var. Cimi, müzekker salim olan kelime. Müslimine örneğinde olduğu gibi. Şuradaki ya'yı gördüğüm zaman ne diyeceğim? Bu müslimine kelimesi cümlede mansup olarak kullanılmıştır. Peki başka neyle mansup olur bir kelime? El mansubu bil kesreti. Kesre harekeyle mansup olabilir bir kelime. Kesre harekeyle mansup olabilir. Nedir bunlar? Cem müennes salim. Cem müennes salim türü kelimelerin nasb alametleri kesredir. Müslimatin gibi. Yukarıda söylemiştik. Normalde müfret ya da cemi teksir olan kelimenin nasb alameti fetha olurken cem müennesin nasb alameti fetha olarak gelmemiş. Ne olarak geliyor onun nasb alameti nedir arkadaşlar? Kesredir.
Yani ben şunu gördüğüm zaman, ha şunu diyebilirsiniz. Peki ben mansup ya da mecrur olduğunu nereden anlayacağım? Aslında bunun çok kolay bir yolu var. Bir, Cem müennes salim, Cem-i müzekker salim ya da tesniye olan bir kelimenin mansup mu mecrur mu olduğunu nereden anlayacağım? Arkadaşlar bir isim cümlede ya başında harfi cer olduğu zaman mecrur olur. Mesela alel müslimati gibi. Ya da ne zaman mecrur olur? Muzafun ileyh olarak kullanıldığı zaman. Mesela kütübü talibati örneğinde olduğu gibi. Bakın burada ne var? Kütüp kelimesi burada muzaftır. Talibat kelimesi burada muzafun ileyhtir. Muzafun ileyh burada ne olarak gelmiştir? Mecrur olarak gelmiştir. Bir daha söylüyorum. İster cem müennes salim olsun, ister cem müzekker salim olsun, ister tesniye bir kelime olsun. İki şekilde mecrur olur. Mesela alel müslimati başına harfi cer getirerek ya da bu kelimeyi muzafun ileyh kullanarak. Başka bir olasılığımız yok. Bunların dışındaki kullanımlarında mesela diyelim ki Ra'eytül müslimati derim. Peki burada mansup mudur, mecrur mudur? Burada mansup olduğunu anlarım. Nereden anlarım? Şöyle yapalım. Nereden anlarım? Çünkü başında harfi cer yok. Artı ne yok arkadaşlar? Muzaf da kullanılmamış burada. Tek başına kullanılmış. Onun için mansup bir konumdadır ve esre hareke almıştır. Fetha hareke göstermiyor. Şimdi mecrur bir isim kesre harekeyle mecrur olduğu gibi başka ne olabilir? Ya harfiyle mecrur olabilir. Evet, mikrofonları açık olan arkadaşlar varsa kapatabilirse sevinirim. Şimdi ya harfiyle mecrur olan kelime türlerimiz bir, tesniye olan kelimeler, el müsenna, kalemeyni gibi. İki, cem müzekker salim olan kelimeler, müslimine örneğinde olduğu gibi. Bakın burada cem müennes yok. Çünkü cem-i müennesin irabı harekeyledir. Buradan da şöyle bir durum çıkıyor. Tesniye kelimeler ile cemil müzekker salim olan kelimelerin irabı harf iledir. Harekeyle değil, harf iledir. Mesela burada kitabımızda bazı örnekler var. O örneklere bir bakalım. Birinci örneğimizde diyor ki yekûnül ismul müfredü merfu'an ve alâmetur ref'i. Müfret bir isim merfu olur ise ref alameti nedir diyor. Vav mıdır, elif midir, damme midir, ya mıdır diye baktığımızda müfret bir ismin ref alameti merfu konumdayken dediğimizde müfret bir ismin merfu konumdayken ref alameti neymiş? Dammetü damme imiş. Evet, çünkü müfret kelimelerin irabı harekeyle olur. Cem-i tekstir olan kelimelerin ya da cem-i müennes salim olan kelimelerin irabı harekeyle yapılır. İki, yekûnül ismul mecmû'u cem'a müzekkerin salim. Cem müzekker salim bir kelime mansup olur ise, cümlede mansup bir görev üstlenir ise, nasb alameti nedir? Cem müzekker salim olduğu için harf ile mansup olması lazım. Vav, merfu demektir. Elif, merfu demektir tesniye için. Eddammetu, müfret kelimenin merfu oluşunu gösterir. Burada bize mansup lazım. Nedir o? El-ya'u kelimesi. Cem müzekker salim olan kelimenin mansup olduğunu anlamamızı sağlar. Nasb alametidir. Yekûnül ismul müthennâ mecrûren. Tesniye olan bir kelime mecrur olur
ise cümlede, mesela başında harfi cer gelirse, o zaman cer alametimiz ne olması lazım? Yani hangi tesniyeyi kullanacağım? Elif nunlu mu, ya nunlu mu? İşte burada da aslında cevabını vermiş oluyoruz. O zaman cer alametimiz ne olacak? El-ya'u, ya olacak. Çünkü tesniye kelimelerde irab harf iledir, hareke ile değil. Mesela bu dördüncü örnekte ketebe talibu vacib, bir de hu zamiri gelmiş buraya. Şimdi vacip kelimesi diyor, kelimetu vacip mansubetun, mansuptur. Ve alametun nasbi. Peki bu nasıl mansuptur? Şimdi müfret bir kelime olduğu için buraya harf getiremeyeceğime göre harekeyle bu işi halletmem lazım. Peki mansubun ne olacak burada? Müfret bir kelimenin nasb alameti neymiş? Fetha imiş. O zaman fetha hareke vereceğiz. Evet, mansubetun ma'alametun nasbi el fethatü. Vacibe şeklinde okumam lazım. Beşinci örneğimizde ra'aytu seyyarateyni. Burada bir tesniye müennes var. Tesniye olduğunu şu yanından anlıyorum. Müennes olduğunu şuradaki t'den anlıyorum. Seyyarateyni. Kelimetü seyyarateyni diyor. Tesniye müennes olan kelime mansuptur diyor bu cümlede. Çünkü mef'ul. Ra'aytu ben gördüm neyi? İki seyyarateyni, iki arabayı gördüm. Mef'ul. Mef'ul de fiil cümlesine daima mansuptur. Dolayısıyla ve alametun nasbi, nasb alametimiz ne olması lazım burada? El-ya'u, ya olması gerekiyor. Altıncı örnekte hadihi camiatun, kelimetu camiatun, marfuatun ve alametur raf'i. Şimdi kelimenin türünü bir netleştirelim. Camiatun kelimesi müfret, müennes bir kelime. Müfret bir kelime olduğuna göre ister ref alameti, ister nasb alameti, ister cer alameti neyle olacaktır? Hareke ile olacaktır. Peki ref alameti, müfret bir kelimenin ref alameti nedir? Zammetu, dammedir. Salleytu fi mescidin kebirin, kelimetu mescid, mecruretun diyor. Niye? Başında çünkü harfi cer var, bakın. Fi harfi ceri var burada. Kelimetu mescid, mecruretun, mescid kelimesi mecrurdur diyor. Ve alametu cerri, şimdi müfret bir kelime olduğu için cer alametimiz hareke ile olacak. Dolayısıyla elif, ya diyemiyoruz. Mecrur olduğu için cer alametimiz burada nedir? El kesratü kesradır.